Geciktik, hakkınızı helal edin. Hocalarıma diyordum ki sufilikte teşekkür ederim. Sufiler yapmadıklarından da sorumluluk duyarlar. Sufilik mesleğinde bir kimse bir şey yapabilirliği var olduğu halde, ona güç yetirdiği halde yapmıyorsa ondan da sorumludur. O yüzden yapabilirliklerinizi kontrol edip inşallah yapmaya çalışacaksınız. 460 mıydı? Dinlerini tam bilen Hristiyanların vezirin düzenini anlamaları. Dinlerini tam bilen Hristiyanların vezirin düzenini anlamaları. Bir vezir vardı ya, bu Yahudi vezir Hristiyanların dinlerini ifsad etmek istiyordu. Genel olarak işte o Yahudi padişah Hristiyanları hep katlediyordu. Tarih boyunca Hristiyanları en büyük zulmü yapan Yahudilerdir. O Yahudiler Hristiyanları katlediyorlardı değişik düzenlerle, oyunlarla. Bir gün vezirin birisi çıktı, dedi ki Yahudi padişaha, bana müsaade et, ben bu Hristiyanların arasına katılayım, onlara bir fitne çıkarayım ortaya dedi. Değişik oyunlar yaptı. O değişik oyunların sonuncusunda o vezir Hristiyanların içerisinde fitne çıkarmayı başardı. İşte bu bölümde dinlerini tam bilen Hristiyanların vezirin düzenini, yani oyununu, onun tezgahını, fitnesini anlama bölümü. Tat alış duygusuna sahip olanlar onun sözlerinde öyle bir tat buldular ki acımsıydı. Tat alış deyince hani gurmeler vardır ya, gurmeler çok iyi tat sahibidirler. Yemekleri tadarlar. Yemeklere tattıklarında yemeğin içerisinde aşçının gizlediği lezzet sırlarına erişirler. Aşçı öylesine bir yemek yapar ki mesela soğanını yemeğin içerisinde göremezsiniz. İncecik incecik kıyar onu, soğanı bir güzel kavurur. Siz soğanı göremezsiniz yemeğin içerisinde. Ama soğanın tadını alırsınız. Veyahut da soğanı yağın içerisinde kavurur, süzer soğanı. Alır soğanı kenara, o yağın içerisinde soğanın lezzeti vardır. Yemeği yapar, gurme o yemeği tadar, içerisindeki soğanın tadını alır. Çünkü gurmedir. Eğer bir kimse dinin temel esaslarını biliyorsa, dini anlatan kimsenin araya heva ve hevesini sıkıştırdığını görür. Dinin kokusunu bilen ve tanıyan kimse şeytanın heva ve hevesin kokusunu da tanır bilir. Din kokusu tanımayan, dinin kokusunu bilemeyen buruna sahip bir kimse din kokusunu almamakla kalmaz. Şeytanın heva ve hevesin kokusunu da tanıyıp bilemez. Din kokusunu bilmeyen şeytanın kokusunu din olarak alır.
din kokusunu bilmeyen heva ve hevesin kokusunu din olarak alır. O zaman bir kimse iyi bir ağza, iyi bir lezzet ustalığına sahip ise nasıl yemeğin tadını alıp yemeğin muhtevatını bize anlatırsa, din bilgini, dini bilen bir kimse de konuşmacının araya nereye heva ve hevesini kattı, nereye şeytanileşti, şeytanın desisesini koydu, bunu bilir. Bir toplumu dini bilgi açısından dini öğretmezler. Onları dindar yaparlar yalnız. Bütün dünya insanları dindardır. Hepsi de dindardır. Hristiyanlar dindardır, Yahudiler dindardır, Müslümanlar da dindardır, Hindular da dindardır, putperestler de dindardır, ateistler de dindardır, İnanmıyorum diyenler de dindardır. İman eden azdır. Ayet-i kerime, sizin çok azınız iman eder. Ayet-i kerime, ey iman edenler, iman ediniz. Bütün dünya dindar, kendi dinlerince dünyanın 1/7'i açlık, aç. Dünyanın 1/7'i uyuşturucu, içki, müptelası, hasta. Dünyanın 1/7'inde anarşi var. Anarşiden geçiniyor. Dünyanın 1/7 fuhuş halinde. Fuhuştan geçiniyor. Fuhuş yapıyor. Dünyanın 1/7'i sağlam kaldı. 1/4 gitti. Nerede bunlar dindarlar? Müslümanız değil mi? Bütün ülkemiz Müslüman. Bakın halimize. Orta Doğu Müslüman değil mi? Bakın hallerine. Avrupa Müslüman, öyle değil mi? Avrupa Hristiyan, dindar. Bakın hallerine. Amerika'da dindar değil mi? Bakın hallerine. Elektrikler 1 dakika uzun, yarım dakika kesilsin de görün Amerika'nın halini. 1 dakika uzun. Elektrikler New York'ta yarım dakika kesilsin, görün. Bir dükkan kalıyor mu yağmalanmamış? Yarım dakika. Londra'da 1 dakika elektrikler kesilsin, göreyim ben. Bir dükkan yağmalanmamış kalıyor mu? Din bilmiyorsa insanlar, onlar din anlatan, öğreten kimsenin aralara serpiştirdiği heva ve hevesi tanımlayamazlar. Çünkü dini bilmiyorlar. Din bilse şunu diyecek: aa, ayet var, sizden hiçbir ücret istemeyenlere tabi olunuz. Birine bir soru sorduğunda, ben o soruyu filanca kitabımda cevaplandırdım, al o kitabı, kapının önünde satılıyor, o cevabı onda göreceksin dediği anda topluluk kalkacak, sen burada bize kendi kitabını satmaya mı geldin, din anlatmaya mı geldin, selamünaleyküm, senin kitabını da istemiyoruz, seni de istemiyoruz diyemeyecek ki, çünkü dini bilmiyorlar. Dini bilenler ancak aradaki şeytani lafızları sökecek, alacak.
Şeytan kendisinin görülmesini, yani kendince görülmesi istenen yerleri size gösterir. Asıl şeytanın sakladıklarını görmektir önemli olan. Sufi şeytanın sakladıklarını görür. Sufi şeytanın sakladıklarını görecek. Bir kimsenin kalbi çalışıyorsa, kalpte şeytanın hakimiyeti yok ise, o zaman o kalp sahibi şeytanın sakladıklarını görebilir. Karışık sözler söylüyor. Şekerli gül suyu şerbetine zehir katıyordu. Bu din bozguncu insanlar, din bozucular size tatlı şeyler söylerler. Bu fesat çıkaranlar sizin kulağınıza hoş gelecek sözler söylerler. Hani adamın elinde keleş var, bize barıştan bahsediyor ya. Adam diktatör, bize demokrasiden bahsediyor ya. Irak'a demokrasi gelecek diye yerle bir oldu. Adamın altında bütün savaş aletleri var. Gidiyor bir ülkeyi yıkıyor. Ben burayı demokrasi için yıktım diyor. Tatlı geliyor bize. Bütün teröristler barışçı. Bütün bozguncular dindar. Biz düzeltmek için geldik diyor. Dinliyorum adamı. Bütün hadisleri inkar ediyor. Ve söz çok tatlı. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin Muaviye taraftarlarıyla savaşında, Muaviye'nin savaşın en mağlup olacağı bir sırada, Musaf'ın yapraklarını mızrakların ucuna takıp savaş meydanına çıkartıp askerlerini, biz Kur'an'ın hükmünü istiyoruz diye bağırttırıp Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin yanında savaşan haricilerin yol ayrımına sebep olduğu şey. Hazreti Ali Efendimiz bağırıyor, diyor ki bu Kur'an'la amel edecek olan insanlar Musaf yaprakları amel edemez. Siz Musaf'ı istediğiniz kadar okuyun, onunla amel etmediğiniz müddetçe değişmeyecek hiçbir şey. Siz 1001 tane Kur'an-ı Kerim assanız boynunuza muska olarak, onu anlayıp yaşamıyorsanız değişmeyecek hiçbir şey. Din onu yaşamak. İşte din bozguncuları karışık sözler söylerler. Bu içine tatlı sözler serpiştirirler. 15 yaşındaki çocuğun kafası bulanıyor. Hocam hadislerin hepsi sahih mi diyor. Evladım sen kaça gidiyorsun dedim. Lise 2'ye gidiyorum dedi. Hayır gitmiyorsun. Gidiyorum hocam dedi. Gitmiyorsun dedim ben. Gidiyorum hocam dedi. Gittiğine delil ne dedim. Hocam okula gidiyorum dedi. İnanmıyorum dedim. Hocam olur mu ya dedi. Ben dedi okula gidiyorum. Oğlum ben inanmıyorum. Nasıl inandıracağım bunu bana dedim. Ben inanmıyorum. Nasıl inandıracaksın? İnandıramam hocam dedi. Hadislere inanmak da bunun gibi dedim. İnanmıyorsa bir kimse Allah'a, ona hadisleri inandıramazsınız. Bir kimse iman etmediyse hadisleri kabul etmez. İman edenler ancak hadisleri kabul eder. Ya işte içinde ama bazı hadisler var. Oğlum onunla amel eden var mı? Yok. Ya
yok, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri deve eti yediğinde abdest tazelemiş. Bana verilen, size de verilen örnekler bu değil mi? Oğlum deve eti yemiş, belki de yellendi. Abdest almaya ihtiyacı duydu. Yemek yedikten sonra gitti abdest aldı. İnsani bir durum değil mi? Evet. Bunu dedim, hangi İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam-ı Hanbeli veya diğer 33 tane mezhep var. 33 tane gelmiş geçmiş mezhebin içerisinden bir tanesi, bir kimse deve eti yedikten sonra abdest alır diye bir fetva üretmemiş. Ama biz toplum olarak dini bilmiyoruz ya, karşımızdaki sosyolog bunu söyleyen profesör neydi o? Celal miydi, Cemal miydi? Efendim? O değil başka. Yaşar Nuri zaten adını ağzıma almayayım ya, o ayrı bir sendrom zaten. Geçen gün yine televizyondaydı o adam. Sosyolog, İstanbul Üniversitesi'nden mezun. O bunu söylüyor. Ve diyor ki ya, ama hiç kimse onun karşısında ya hocam bu insani bir mesele. Bununla alakalı 33 tane fıkıh mezhebinin hiçbirisi de bu konuyu abdesti bozan hallerin içerisine almamış. Bunu söylemenin anlamı ne diye söyleyen yok. Neden? Çünkü biz toplum olarak dinimizi bilmiyoruz. Dindarız ama. Ah, bir hacı annemiz vardı bizim, ne bilgiliydi. Ah, bir hacı babamız vardı. Benim dedemin dedesinin dedesi şeyhti. Bize yetiyor bunlar. Biz dini öğrenmiyoruz. Öğrenmediğimizden dolayı aradaki heva hevesi, karışık sözleri çıkaramıyoruz. Sözünün dış yüzünden çevik ol anlamlı anlaşılıyordu. Ama ardından da cana gevşek ol diyordu. Sözünün bir tarafı bakıyorsunuz, gayret et diyor. Çalış, koştur. Öbür tarafta da diyor ki, ya boşver diyor, Allah'ın takdir ettiği olacak diyor. Ya ben diyorum ki arkadaşlar, gayret edin, çalışın, mücadele edin. Hayat sevmek, mücadele etmek, koşmaktan ibarettir. Sevmek, mücadele etmek, koşmaktan ibarettir hayat. Sevemiyorsanız koşamazsınız, mücadele edemezsiniz. Önce sevmeniz gerekir. Hayatı sevin, etrafınızı sevin, vatanınızı sevin, milletinizi sevin, devletinizi sevin, topraklarınızı sevin, insanları sevin, dünyayı sevin, sevin. Çiçeğinizi, böceğinizi sevin. Kedinizi, köpeğinizi, balığınızı sevin. Sokağınızı sevin. Merhaba diyeceğiniz komşunuzu sevin. Sevemiyorsanız hayat sizin için cehennemden ibaret. Cehennem arama başka. Sevemiyorsan, yüreğinde bir şeye hasretin yok ise, gece aklına geldiğinde yatağından sıçrayamıyorsan, yorganı başından aşağı çekip siyim siyim sevdiğin için ağlayamıyorsan, aklında fikrinde hep sen varsın diyebileceğin sevdiğin bir şey yok ise, hayata ot geldin saman gideceksin. Hazreti Mevlana'nın sözü size ağır gelmesin, bize ağır gelmesin. Aşktan nasibi olmayanın eşekten farkı yoktur.
sevebileceğiniz bir şey yok ise hayat sizin için anlamsız, bizim için anlamsız. Sözüm bu meclisten dışarı sevmeseniz burada olamazsınız, mümkün değil. Sevgiden nasibi olmayanların bizim sohbetimizde, bizim etrafımızda işleri olmaz, canları sıkılır hemen. Şeytan vurur tekmeyi onlara burada, kapıdan. Şeytan da vazifeli. Şeytan dahi aşıklara hizmet ediyor. Şeytan dahi Allah'a hizmet ediyor. Şeytan Allah'a gerçek aşık olanlarla hoş olmayanların arasını ayırt ediyor. Vazifeli. İşi var. İşi var şeytanın. Hepimizden fazla işi var. Çok yoruluyor. Ne yoruluyor, ne yoruluyor. Sebep, aşık olanlarla olmayanın arasını ayırt edecek. Kılık kırk yarmak gibi, onun işi daha zor. Bir taraftan da diyordu ki o, vezir, boş ver. Hani böyle sufi profili vardır ya onlar, şeyen lillah derler. Sufi profilidir onlar, benim kabul ettiğim şey değildir. Kendilerince dervişlik yaptıklarını düşünürler, halktan dilenirler. Dervişlik yaptıklarını düşünürler, böyle miskinlik yaparlar. Dervişlik yaptıklarını düşünürler, bizim böyle bir arabamız olmadı. Dervişlik yapıyor, bizim böyle şeyimiz olmadı. Dervişlik yapıyor, yemek yiyeceksiniz değil mi şimdi? O aç, bu derviş değil. Sufi. Ondan ister ne isterse, iman eden, İyyâke nabüdü ve iyyâke nestaîn, sırrında durur. Yalnız senden isterim, yalnız sana ibadet ederim. Sufilik budur. Din anlatanlar iki dilli olmayacak, iki gönüllü olmayacak. Az dedim iki dilli diye, çok dilli olmayacak. Az dedim iki gönüllü değil, çok gönüllü olmayacak. Hem dünyayı sev, hem de Allah'ı sevdiğini söyle. Hem dünyaya aşık ol, dünya için bütün dostlarını yak, hem de ki Allah'a aşıkım. Allah muhafaza eylesin. Gümüşün dışı aktır, berraktır ama onun yüzünden el de kararır, elbise de. İnsanlar vardır, şeyhim Allah rahmet eylesin öyle derdi. Oğlum insan vardır dedi, dışı yeşil türbe, içi estağfurullah töbe. Yani dışı mümin, içi kafir. Dışı Müslüman, içi kafir. Yunus da söyler ya bunu. Zaten insanların başına ne gelirse dışı Müslüman, içi kafirlerden geliyor. Başımıza ne geliyorsa, insanlığın başına ne geliyorsa, dışı dindar, içi imansız olardan geliyor ne geliyorsa. Bir bakıyorsun dışı ne güzel dindar, örtüsü, mantosu, âlâ mı âlâ, ayağına bas da gör. O örtünün, o mantonun altında ne tip bir canavar yattığını. Ay konuşur kadın ne kadar güzel, ne takva ne takva. Biraz öte git de diyor. Ona de ki biraz öteye gider misin de başına gelmedik hal kalmasın. Oy sakalına bakıyorsun bembeyaz pamuk gibi. Kafasındaki sikkesi, takkası, cübbesi. Ya tam be sufi. Bir git ayağına bas da gör. Ağzından çıkan bin bir tane küfrü dinle, kendinden utan. Bir git ayağına bas da gör.
ağzından çıkanı sen duyduğunda kulaklarını tıkamak zorunda kalırsın. Ne çekiyorsak bunlardan çekiyoruz. Bugün gündüz sohbet vardı. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. İbadet edenler kötülüklere devam ediyorlarsa kendilerini bir hesaba çeksinler. Hem namaz kılıp hem yalan söylüyorsanız, hem namaz kılıp hem gıybet ediyorsanız, hem zikredip hem iftira ediyorsanız, hem bir şeyhe tabi olup her türlü haltı karıştırıyorsanız, kendinize dikkat edelim. Yanlışlık var işin içinde. Gümüş gibi olmayalım. Dışarıdan görenler pırıl pırıl parlıyor, elini aldığında elip kakkar oluyor. Vay, abdest alırken görüyorsun adam sakallarının dibine de su değsin diye sakalını yolacak. Daha abdestin suyu kurumadan milletin namusuna laf söylüyorsan, sen kalbinin içini böyle tırmalarcasına tırmala onu yıkayınca. Vay, saçımın bir tane teli görünmesin, haram haram. Saçının teli kadar gıybeti de düşün. Saçının teli kadar gıybeti düşünmüyorsan bırak ya. Saçının bir teli değil, bütün hepsi görülsün. Şu gıybeti bırak bir. Neden? Gıybet zinadan 33 derece daha fazla günah çünkü. ...33 kat. Aa, kız, şu komşu var ya bizim, o yeni taşınan bu kadın, ya bu zina ediyormuş ya, dedin o kadın zina ediyorsa da eşkare değilse, tabela asmadı ya kapısına, bayrak da asmadı. Önceden cahiliyede bayrak asarlarmış. O evde fuhuş var. Bir tane bayrak asıyor artık, nasıl bir bayraksa. Bayrak mı astı kapısına? Hayır. Tabela mı var kapıda? Hayır. Sen nereden biliyorsun? Evine gelen o kadın belki de abisi, belki de dayısı, belki de amcası, belki de süt kardeşi. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ben İzmir Bayındırlıyım. Kız kardeşim dedi ki, abi dedi, koluna gireyim de şurada bir çarşıda dolaşayım. Dedim kızım dolaşma. Kendimi düşünmüyorum dedim. Senin için diyecekler ki dedim, sakallı bir tane sevgili bulmuş. Yok be abi ya dedi. Kızım ben Bayındır'dan çıkalı 20 yıl oluyor dedim. Millet beni tanımıyor, bilmiyor. Sen şimdi koluma gireceksin dedim, böyle diyecekler. Abi yok ya dedi, sen beni kolunda gezdirmek istemiyorsun. İyi, gir koluma dedim ben. Girdik evden, annemin evinden çarşıya kadar gittik. Orada bir dondurmacı var, annemin akrabası. Orada dondurma yedik. Bu kolumda tekrar eve girdik. Anneme telefon geldi. Neriman abla, Ayşe nişanlandı mı, kolunda bir sakallı adamla geziyordu. Abi ben ne diyeyim sana dedi. Bir şey deme kızım dedim. Ne diyeyim şimdi dedim. Benden için de dedim. Beni tanıyanlar da dedim. Seni tanımayanlar, kardeş olduğumuzu bilmeyenler diyecekler ki dedim ben, Hacı Çıtır bir hatun bulmuş kendine. Zaten belliydi. Ondan da beklenirdi. Yazarız ya. Bunu yapanlar bütün halk, namazlı namazsız. İyi, namazsızı anladık. E namaz kılıyorsun, kötülüklerden alıkoyacaktı seni. Senin işin daha tehlikeli ya. Ama o saçının teli görünmesin diye uğraşıyor. Saçının teli görünmesin diye uğraşırken gıybete atlıyor. Öbürkü sakalının arasına su değsin diye uğraşırken gıybete atlıyor. İftiraya atlıyor. Neden? Asıl görmesi gerekeni şeytan saklıyor.
göstermiyor ona. O da bilmediğinden, bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz ayet-i kerimesine tabi olup zikir ehline sormadığından kendi yaşadığı hayatı din zannediyor. Bilmeme kayıp değil. Ayet-i kerime, hani diyorlar ya biz Kur'an'a tabiiz, bilmediklerinizi zikir ehline sorun diyorum ben. Sorun zikir ehline, kim bu zikir ehli? Yok, ona da tabi olmuyorlar. Bir tane diş doktoruna dedim ki, ben doktorum hocam, olur mu ya dedi. Ya ne demek olur mu dedim ya, ben doktorluk yapamaz mıyım? Hocam yapmayın, siz bari yapmayın ya dedi. Neden dedim ya? Ya hocam dedi, ya sen nasıl doktorluk yapacaksın? Böyle baktım yüzüne. E dedim, sen şeyhlik yapıyorsun ya. Sosyolog şeyhlik yapıyor, tarihçi şeyhlik yapıyor, makine mühendisi yapıyor, bütün herkes yapıyor, siyasetçisi de yapıyor. Ne yapıyor? Herkes yapıyor. Ama birisi onların mesleğini yapmaya kalkarsa diplomam var mı diyor. Ateşin kıvılcımlarıyla al al bir yüzü vardır ama yaptığı kötü işe bak. Sonundaki karalığı seyret. Bu din bozguncuları konuşurlarken, sohbet ederlerken kendilerini ayrı bir havaya sokarlar. Ama işin sonunu seyret. Onlar milleti ağlatmak için konuşurlar. Onların sonunu seyret. Milletin parasını almak için konuşurlar. Onların sonunu seyret. Getirin paranızı, pulunuzu, evinizi, barkınızı derler. İşin sonunu seyret. Onlar öylesine din anlatırlar, öylesine din anlatırlar ki hayret edersiniz. Ama o geceki programın gerçek maliyeti 40 milyardır. Öbür taraftan vezneden o parayı alırlar onlar. Ne kadar ağlattılar o kadar fazla para alırlar. Ne kadar taraftar topladılar o kadar fazla para alırlar. Onlar kıvılcım gibi yanar sönerler. Sonları yoktur. Allah'ın nuru ebedidir. Yanıp sönmez. Allah'ın nuruyla nurlananlar sönmek bilmezler. Bakın, peygamberler Allah'ın nuruyla nurlandılar. Sönmek bilmiyorlar. Bakın, gerçek Allah dostları, veliler Allah'ın nuruyla nurlandılar. Sönmek bilmiyorlar. Bütün şomağızlılar Allah dostlarının nurlarını söndürmeye uğraşıyorlar, söndüremiyorlar. Hazreti Mevlana 800 yıl sonra bile dimdik ayakta. Yapmadıkları iftira yok. Eşcinselliğinden tut da hainliğine varıncaya kadar. Siz Shakespeare için böyle konuşabilir mi insanlar? Marx için, Lenin için böyle konuşabilirler mi? Eflatun için konuşabilir mi? Platon için konuşabilirler mi? Konuşamazlar. Mao için konuşabilirler mi? Konuşamazlar. Churchill için konuşabilirler mi? Konuşamazlar. Washington için konuşabilirler mi? Konuşamazlar. Siz bir tane batılı filozof için bunların konuşulabildiğini düşünüyor musunuz? Konuşamazlar. Konuşmazlar da. Ama şeytanlaşmış akıl, şeytanlaşmış düşünceler, şeytanlaşmış insanlar Allah ve peygamber dostlarının nurlarını söndürmeye kalkarlar. Oysa onların üzerindeki nur Allah'ındır. Allah'ın nurunu kimse söndüremez. Ama
akıllarını ve gönüllerini şeytana kiraya verenler söndürmek için uğraşırlar. İşte Allah'ın nuruyla nurlananlar kıvılcım gibi yanar söner değildir. Onlar hiç sönmeyen Allah'ın nuruyla nurlanmışlardır. Bu din bozguncuları kıvılcım gibidir. Bir anda ortalığın aydınlandığını görürsünüz. Hatta şimşek gibi desek, şimşek göze bir ışık olarak görünür ama gözü kamaştırma, görüşü çalma huyu vardır onda. Bakın Hazreti Mevlana kıvılcımı da şimşeğe de ayırt ediyor. Diyor şimşek gibi bir şey çakıyorsa aldanırsın. Çünkü onun ne olduğunu göremezsin. O seni aydınlatmaz. O senin gönlünü felaha kavuşturmaz. Senin gönlünde Allah'ın zikrinden oluşan bir nur oluşması lazım. Senin gönlün Allah'ın nuruyla nurlanacak. Senin kalbin Allah'ın nuruyla nurlanınca aydınlanır. O zaman Allah'ın gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olur. Bu ancak Allah'ı sevmekle olur. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevgili olan işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Ve Allah'ı sever. Allah da onu sever. Allah onu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Allah sonra zatının üzerine aldı bütün her şeyi. Bakın üçüncü fasıl çok önemli. Benimle görür. Benimle duyar. Benimle konuşur. Benimle tutar, benimle yürür. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktası oldu. Kul namazını kıldı, farzları yerine getirdi, haramlardan uzak durdu. Nafilelerle Allah'a yaklaştı, güzel ahlak sahibi oldu. Ve Allah'ı sevdi. İlmel yakin. Allah da onu sevdi. Aynel yakin. Hakkel yakin. Benimle gördü. Demek ki artık kıvılcım gibi değil, şimşek gibi değil, göz kamaştırma, göz aldatma değil, aklı karıştırma değil, apaydınlık meydanda onunla gör, onunla duy, onunla bil, onunla anla, ondan anla, ondan dinle. Gerçek imanın hakikati. İmanın hakikati, eğer o hale gelmezse zor. Anlayışı, tat alma duygusu olmayanların boyunlarına bir halka oluyordu vezirin sözleri. Dini bilmeyenler, din algısı olmayanlar, Kur'an ve sünnet bilgisine tam sahip olamayanlar, kalpleri bunun için atmayanlar için o düzenbazların, o hokkabazların, o din tüccarlarının, o din fitnecilerin sözleri o kimselerin boyunlarına birer boyunduruk oldu. O sözlerle herkes kendini ona bağladı. Vezir padişahtan 6 ay ayrı kalmıştı. 6 ay İsa'ya uyanlara sığınak kesilmişti. Bu vezir din bozmak için Hristiyanların arasına girmişti ya. 6 ay boyunca ne yaptı? Hristiyanların arasında, dindarların arasında fitne çıkarmak için uğraştı. Onların arasından hiç ayrılmadı. Halk tümden gönlünü de ona tapşırdı, dinini de. Herkes onun buyruğuyla ölüme atılıyordu. O insanlara öylesine kendisine bağlattı ki Allah'a değil, kendi heva ve hevesine bağlandırdı. Artık insanların dini haline geldi o. Hani diyorlar ya, ölürüz biz onun için. Allah için değil.
Duyuyorsunuz değil mi onları? Ah bizim bir hocamız var. Biz ölürüz onun için. Aa ne kadar güzel. Değil mi? Canımızı istese canımızı veririz ona. Hala. Paramızı istiyor, paramızı veriyoruz biz de. İyi ki canları istememiş. Bir de can isteseymiş, yani Türkiye'de bayağı yığınak olurdu. Gömmek için zaman bulamazdık. Hepsini toplu mezar mı yapacaktık bilmiyorum. İyi ki bu dindarlar, bu dindarların başındaki bu sahtekarlar milletin parasına gözünü dikmiş. Parayı verdiğin müddetçe bir sıkıntı yok. Eğer milletin canına gözlerini dikeylermiş, Türkiye nüfusu bayağı kırılırmış. Allah bizi affetsin inşallah. Evet kıymetli dostlar, padişahın gizlice vezire haber göndermesinden devam edeceğiz. Önümüzdeki ay, ayın kaçı? 28 Şubat. Vay! İsmiyle müsamma. Muhteşem bir ders olur herhalde. 28 Şubat'ta buradayız inşallah. Birazdan sema başlayacak. Semada oturduğunuz yerden hep beraber Allah'ı zikredelim. Sema bir zikir ibadetidir. Semazenler Allah diyerekten zikrederler. Bizimkiler kaç para, kaç para, kaç para diye zikretmiyorlar. Allah, Allah, Allah diye zikrediyorlar. Sema zikretmek için illaki sema etmemiz şart değil. Oturduğumuz yerden de Allah'ı zikrederim. İster gözünüz açık, ister gözünüz kapalı. Siz de semaya hayalen de olsa katılabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok ama yeter ki Allah'ı zikredelim. Alkışlamayalım, yanımızdaki kimselerle muhabbet etmeyelim. Yorum yapmayalım, bunun rengi neden böyle, bunun ayağı neden böyle diye. Bırakın herkes istediği renk giyinsin, istediği renk tenüre diktirsin, istediği renkle hangi renkle kendini mutlu görüyorsa o renkle renklensin. Bunda sıkıntı yok. O yüzden önemli olan anetama Allah'ı zikretmek, ardından dua etmek, Allah'a yakın olmaya çalışmak. Selamünaleyküm. Geceniz hayır olsun inşallah.